Açıkçası dediğiniz gibi yani maça çok iyi başladık. Golü bulduk. Çok iyi oynayan, birlikte oynayan, birlikte mücadele eden, birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan bir takım vardı ilk yarı. Golü bulduk, öne geçtik bunun vesilesiyle. İkinci yarıya çıktığımızda biraz durağan başladık ama yine de ikinci golü bulmayı başardık. 70'e kadar her şey çok güzel gidiyordu. Yanılmıyorsam 70 mi 71. dakika mı bilmiyorum tam olarak penaltı pozisyonunu. 79 mu? 74. 74. dakikada penaltıdan sonra biraz da bir bocalamalar oldu. Neden dersiniz? Sonuçta 2-1 oldu maç. 2-1 olduktan sonra biraz da bir şey oluyor. Ondan sonra evet yorgunluklar oldu. İstemediğimiz ve kesinlikle kabul etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın böyle biteceğini hiçbir şekilde hayal etmemiştik. Tamamen 3 puanla başlamayı hedefliyorduk. Bu fırsat da elimize geldi. Ama başaramadık skoru korumayı. Mağlup ayrıldık ama ligin ilk haftası ben takımdaki birlikteliğe, beraberliğe gerçekten sahaya yansıttığımız birliktelik ve beraberlik gerçekten umut verici bence. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Musa, bu maç artık geride kaldı. Şimdi Akhisar karşılaşması var. Akhisar Galatasaray mağlubiyeti skor kupayı aldı. İlk haftada Beşiktaş'a deplasmanla yenildi. Şimdi bu sezon ilk maçını kendi sahasında Rizespor'la oynayacak. Rizespor'un ilk deplasmanı oynayacak. İlk iki maçını kaybeden iki takım. Neler söyleyeceksin? Şimdi kolay bir deplasman değil. Önce o gerçeği söyleyelim ama futbol biliyorsunuz sahada oynanıyor. Neyin olacağı belli olmuyor. Biz tamamen puan veya puanlar almak için Akhisar'a gideceğiz. Bizim hedefimiz bu. Ve bunun için de en iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah Akhisar'dan 3 puan alıp dönen taraf biz oluruz. Buna çok ihtiyacımız var. Az önce söylediğim gibi bir fırsat teptik. Akhisar deplasmanından puan veya puanlarla dönüp ondan sonraki Erzurum maçına yani hedefimiz kazanmak inşallah. Çok tecrübeli futbolcusun Süper Lig'in. Bu takım Rizespor'da da gele yaklaşık bir ay oldu. Takım içindeki hava, arkadaşlığı, birlikteliği sen nasıl yorumluyorsun? Bir de senin Rize şehrindeki uyumun şeyinde çok erken oldu. Çabuk bir adaptasyon sağladın. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Şöyle takımın içindeki birliktelik, beraberlik gerçekten çok iyi. Zaten iki sene evvelki Süper Lig'e veda eden takımın birçoğu korunmuş durumdaydı biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olan takım birçoğu korunmuş durumdaydı. Takviyeler yapıldı. Bu sene de gene geçen seneden çok oyuncu var. Onların sıcakkanlılığı, onların iyi yaklaşımı yeni gelen transferlere karşı gerçekten çok güzel bir sıcakkanlı, güzel bir ortam var. Arkadaşlık da çok iyi. Herkes herkese konuşuyor. Herkes herkese muhabbet ediyor. Yani içeride ortam çok güzel. Bize düşen sadece bunu sahaya yansıtmak ve daha doğrusu skora yansıtmak olacak en doğrusu. Sen Rize Ligi'ne söyleyeceksin. Yani çok çabuk bir adaptasyon sağladın. Şöyle ben zaten Karadeniz'i özünde seven bir insanım. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bir yer. Bu gerçekten çok güzel. Yani uyum da sağladık. Eşim ve çocuklarım da geldi. Evimizi tuttuk, yerleştik. Yani her şey çok güzel. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah skorlar ve puanlar aldıktan sonra da daha da mutlu olacağız. Rizespor'u yukarılara taşıdıkça daha da mutlu olacağız. İnanın bunu kalben söylüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum sahada. Bunu da her zaman yapacağım inşallah. Ve Rizespor'u inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Puan veya puanlar alıp daha iyi yerlere geleceğiz inşallah.